Kardeş, Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet tarihi diye andığımız bir bölüm. Burada 20. yüzyılda Osmanlı'dan başlayacağız. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ile yolumuza devam edeceğiz kardeşim. Cumhuriyet tarihinin girişidir 20. yüzyıl Osmanlı. Bir kesişme noktası. Hatta burada konulan soru, Birinci Dünya Savaşı soruları falan Cumhuriyet tarihi kapsamında değerlendirilmek. 12 sorunun geldiği Cumhuriyet tarih bölümünde değerlendirilmekte 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Tamam mı canlar? O yüzden bölge dikkat. Yani bu başlık bir kesişme noktasıdır. Osmanlı'nın son dönemleri aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin başlangıcıdır. Trablusgarp'ı, Balkan'ı, Dünya Savaşı'nı anlamadan, bilmeden Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet tarihini anlamanızı bekleyemeyiz. O yüzden böyle bir sınıflandırma var tarihte. Şimdi biz de konuşacağız burada sizinle. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti dediğimiz zaman hemen aklınıza bir Trablusgarp Savaşı gelecek. Bu Trablusgarp Savaşı malum bu koronavirüs öncesinde Trablusgarp'taki o iç savaşta bir Harfer falan tarzı bir eleman var, belki duyuyorsun, takip ediyorsunuz haberleri. Gündeme gelmişti yani Türkiye. Burada Trablusgarp'taki resmi hükümeti desteklenmekte ve hatta asker bulundurmakta Trablusgarp'ta. O konuda bir tartışma falan da çıkmıştı. O nedenle hatta Cumhurbaşkanı da ne işin var Trablusgarp'ta diyenlere Mustafa Kemal'i örnek göstermişti. O nedenle güncelle de bağlanabilecek bir konu olması hasebiyle Trablusgarp'a bir tık daha dikkat etmenizi önerebilirim. Ben güncel 50. yıl, 100. yıl, bilmem kaçıncı yılına çok takık değilim. Tarihte önemli olan bir husus her dem soru potansiyelidir. Trablusgarp Savaşı bu kapsamda önemlidir. Sayısız defa soru geldi ve yine soru gelecek önümüzdeki süreçte de. Bir tek o güncel bağlamını bir tık daha Trablusgarp'a dikkat edersen iyi olur der. Bu mevzu geçerim. Bakarım Trablusgarp Savaşı'na. Evet. Harita gözünüze girsin. 1911-12 bandı Trablusgarp Savaşı. Bu savaşın temel nedeni tartışmasız sömürgecilik değerli kardeşler. Tartışmasız sömürgeciliktir. Haritayı görüyorsunuz. Trablusgarp, Osmanlı toprağı, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı. Karşıda kurulan bir İtalya devleti var. İtalya devleti ve rengi değiştirsem mi? Rengi beğenmedim. Ne yapsam var rengi? Şu koyu yapayım. İtalya devleti ve Almanya devleti. Bak bir parantez açıyorum burada. İtalya ve Almanya devletleri. Bu iki devlet 1870'lerde kurulan devletler. 1870 Almanya, 71 İtalya. Tamam mı? Şu yarımadada parça parça küçük küçük devletçikler vardı. Hakeza kuzeydeki Almanya'da. Bu küçük devletçiklerden takılma, İtalya'da Piemonte diye bir devletçik, Almanya'da Prusya diye bir devletçik siyasi birliği sağlayacaklar. Bildiğimiz Almanya ve İtalya 1870'lerde çıkacak karşımıza. Yeni kurulan, geç kurulan, siyasi birliğini geç tamamlayan iki devlet İtalya ve Almanya. Hocam niye buradan giriş yaptım? Bu ne demek biliyor musunuz? Siyasal birliğini geç tamamlayan bu iki devlet Almanya ve İtalya devleti bu sürece paralel bir şekilde sanayi inkılabını da hayata geçirmişler. Yani ne yapmışlar? Fabrika kurmuşlar. Bunların neye ihtiyacı olacak? Sömürgeye ihtiyacı olacak. Hocam sorun ne? Bunlar 1870'lerde ancak sömürge yarışına girecekler. Ama Fransa'sı, İngiltere'si, Rusya'sı, bakın bunlar 1800'lerden itibaren zaten dünyayı sömürmekte. İşte bu eski sömürgecilerin yanında Almanya ve İtalya'nın
iki yeni sömürgeci olarak sahneye çıkması ortamı gelecek ve hatta bizi bir dahaki ders Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürükleyecek. Bu girişim, bu altyapının üzerine Trafalgar Savaşı'nı inşa edecek olursa, İtalya'ya o zaman ne lazım bakın? Sömürge lazım. İtalya kafasını kaldıracak, şöyle bir Akdeniz havzasına bakacak. Sömürge arayışıyla. Hemen karşısında bakın Tunus var, Cezayir var. O kimin? Fransa'nın. Fransa'ya dalmak yemez. Biraz doğuda stratejik bir Mısır var. Mısır kiminmiş bakın? İngiltere'nin. İngiltere'ye dalmak hiç yemez. Arada bir Trablusgarp var. Trablusgarp kimin? Trablusgarp aciz, zavallı Osmanlı'nın. Hemen İtalya karşısında yer alan Trablusgarp'a sömürge ihtiyacı nedeniyle Osmanlı'nın güçsüz ve aciz olmasından da yararlanarak göz dikecek kardeşim. Ve bunu büyük devletleri kabul ettirecek. Bu konuda mesela Yaprak Testler çok sorulmakta, çok sorulmakta. Bir Rakonije anlaşması var. Bunu hiçbir KPSS'ı sormadı. Açıkçası ben beklemiyorum. Biraz ÖABT kayar bence bu. ÖABT'ye kayar, tamam mı? Rakonije anlaşması. Ama Yaprak Testler ne hikmetse çok sormakta. İtalya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma bu. Gizli bir anlaşma. Osmanlı topraklarını paylaşan bir anlaşma. Bu anlaşmaya göre Boğazlar bölgesi Rusya'ya ait olacakmış, Trablusgarp ise İtalya'ya ait olacak. Bu şekilde aralarında paylaşıyorlar, anlaşıyorlar. Yani büyük devletler İtalya'nın Trablusgarp'a çökmesine de göz yumuyorlar kardeşim. Bundan da cesaret alan İtalya Osmanlı Devleti'ne dalacak. Ama dalabilmek için de resmi bir gerekçe lazım. Yani çıkıp da bana sömürge lazım, o yüzden ben dalacağım Trablusgarp'a diyemez. Bunu dünya kamuoyu kabul etmez. Bir bahane lazım. O bahane nedir? Trablusgarp için İtalya Osmanlı Devleti'ne bir ultimatom verecek. Ultimatom. Köprüden önce son çıkış. Savaş öncesi son tehdit içerikli ikaz. Ey Osmanlı Devleti, sen Trablusgarp'ı uygarlık bakımından geri bıraktın. O nedenle Trablusgarp'ı derhal bana İtalya'ya terk etmelisin. Baba, o gerizekalı, sana ne lan? Bu bölge benim, bu coğrafya benim, geri kalmış veya kalmamış, sana ne? Bakar mısınız? Uygarlık nedeniyle geri bıraktı diye, efendime söyleyeyim, İtalyan tüccarlarına Trablusgarp'ta kötü davranılıyor diye İtalya bana dalacak. Evet, savaşın resmi nedeni ve görünen nedeni bu. Hocam böyle bir şey mi oldu? Oldu işte. Ne oldu böyle? Resmi nedenler genelde saçma olur. Saçma olur. Saçma bir neden, buna dikkat edin. Niye? Saçma olduğu için seçeneklerde gördüğünüzde ya olur mu öyle şey diye bunu almayabilirsiniz. Savaşın temel nedeni hay sömürgeciliktir. Büyük devletlerin göz yumması, Osmanlı'nın güçsüzlüğünü anarsınız belki. Yanında da şu uygarlık bakımından geri bırakılmış olmasını anmak lazım değerli kardeşler. Bu Trablusgarp'ın nedenleri diye sorular da çıkacak karşınıza bolca. Şimdi bu ortamda savaş ortamı hazırlanmış. Trablusgarp için İtalya ultimatom vermiş. Bu ultimatoma da Osmanlı Devleti cevaben sıkıysa gel al der ve İtalya gelir. Donanması bakın görüyorsunuz Trablusgarp'ı bulacak ve Trablusgarp savaşı başlayacak değerli kardeşler. Ben bu savaşa ordu gönderemeyeceğim. Asker gönderemeyeceğim ben buraya. Niye gönderemeyeceğim kardeşim? Evet. Kara bağlantım yok. Bakın haritaya bakın. Arada Mısır var. İngiliz toprağı. İngiliz sömürgesi. O yüzden karadan ben Trablusgarp'ı ordu gönderemiyorum. Kara bağlantım yok. Hocam denizden gideyim. Hatırlayın Abdülaziz zamanında dünyanın 3 numarası olan Osmanlı donanması
Maalesef 2. Abdülhamit döneminde darbe yapabilir vesvesesiyle Haliç'e çekiliyor ve Haliç'te bir anlamda çürümeye terk ediyor birçok gemi. O yüzden güçlü İtalyan donanmasına karşı savaşabilecek bir donanmam yok. Denizden de gidemiyorum dedim. Sınıfta arkadan bir ses yükseldi. Hocam havadan gideydik dedi. Suratına baktım gayet ciddiydi. Havadan gideydik derken. Lan nasıl gideceğiz havadan? Hocam uçak. Trabzon Savaşı'nda ilk defa uçak kullanıldı. Ama o uçak var ya pırp pırlı bir motorlu, bir tane pilot, bir tane yardımcı, küçük bir makine. Böyle en fazla böyle röntgen gözetlemeye yarayan, geçerken el bombası atan, makine ve tüfekle yere ateş edebildiğim küçük bir makine. Uçaklar, lojistik amaçlı devasa makineler İkinci Dünya Savaşı ile beraber kullanılacak. O yüzden burada Trabzonspor'a asker gönderebileceğim, lojistik malzeme gönderebileceğim uçak teknolojisi dünyada yok. O nedenle havadan da gitme şansım yok. Hocam ne yapacağım? Vatan toprağı kaderine terk edilir mi? Tabii ki hayır. Bir direniş savaşı organize edeceğim. El altından bölgeye gizlice bakın Mısır üzerinden denizden pek gidemiyorum. Çünkü abluk altında İtalyan donanması Trablusgarp'ı ablukaya almış. Mısır üzerinden İngiliz topraklarından gizli kimliklerle sahte kimliklere gideceğim. İngiltere benim bölgeye asker göndermeme izin vermez. Kendi toprağı Mısır. O yüzden ben gizli kimliklerle bölgeye direnişçi subaylar göndereceğim. Bakın, bakın kim var burada kardeşim? Evet, Mustafa Kemal var. Mustafa Kemal'e parantez açacağız. Şimdi 2015 ve 16 sorusuydu. Gazeteci Şerif Bey kimliğiyle Mustafa Kemal Mısır üzerinden Trablusgarp'a gidecek. Gidip isim ezberlemeyin. Belki Enver Bey, o meşhur Enver Paşa. Tamam mı? Fethi, Nuri Süleyman, askeri kuşçubaşı yaşayıp ezberlemeye kalkma. Bunları soran sorulara da feşk, Allah belanı vermede yoluna devam et. Ama mantığa dikkat et. Ben el altından gönderdiğim genç ve teşkilatçı subaylarla bölge halkını örgütleyerek bir direniş savaşı yapacağım. Bölge halkını örgütleyerek. Bakar mısınız? Şu zat-ı muhteremi görüyorsunuz değil mi? Bakın bakın. Aynı ben. Aynı ben. Bak nur yüzü. Nur yüzü. Bakar mısın şu güzelliğe? Kimmiş bu? Ahmet Şerif Senusi. Bunu hatırlayacaksın. Senusi veya Senusi tarikatı. Bunu gördüğün an aklına Trabzonspor gelecek. Ahmet Şerif Senusi Trabzonspor'da etkin bir tarikat olan Senusi tarikatın lideridir. Bu savaşta Mustafa Kemal ile kişisel dostluk kuracaktır ve tarikatıyla beraber bizim yanımızda aslanlar gibi savaşacak İtalyanlara karşı. Buradan başlayan dostluk Kurtuluş Savaşı'na yansıyacak. Şu gördüğünüz fotoğraf zaten gençler. Kurtuluş Savaşı fotoğrafı. Bir fotoğrafta bakın şu kalpak. Kalpak varsa o fotoğraf Kurtuluş Savaşı'dır. Ankara Garı'nda çekilen bir fotoğraftır bu. Tamam mı? Halid Edip adı var bakın burada. Ankara Garı'nda Mustafa Kemal Ahmet Şerif Senusi'yi karşılayacaktır. Rica edecek Mustafa Kemal. Ankara'ya kadar kalkıp gelecek bu zat-ı muhterem. Bazı şerefsizler din adı altında hareket eder iken, Kurtuluş Savaşı'nın dinsizlikle itham eder iken, İngiliz'e Yunan'a yalakalık yapar iken bu din adamı, Arap kökenli bu din adamı, bu tarikat lideri Mustafa Kemal'in ricasıyla Ankara'ya gelecek. TBMM'de konuşma yapacak. Mustafa Kemal'in ricasıyla Anadolu'da kasaba kasaba dolaşıp halkı Kurtuluş Savaşı'mıza davet edecektir. O yüzden istirhami durum. Bu isim MEP kitabında geçti. Hiçbir sınavda sorulmadı. Ama farkındaysan bakın 3 tane kesişme noktamız var. Mustafa Kemal, Trabzonspor Savaşı, Kurtuluş Savaşı.
Bu isim güçlü potansiyeldir. Ahmet Şerif Senusi'ye lütfen dikkat ediniz diyorum değerli kardeşlerim. Evet canlar. Senusi ile bu mor yüzlüyle siz tanıştıktan sonra yola devam ediyoruz. Şu fotoğraf Mustafa Kemal'in en meşhur fotoğraflarından biri biliyorsunuz. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal arkasında Berberiler yani Trablusgarplı direnişçiler. Önde Türk subaylar bir direniş savaşı yapıyorlar kardeşim. Ve bu savaşta Mustafa Kemal biliyorsunuz sanırım Derne ve Dobruk'ta ne yapacak? İlk askeri başarılarını elde edecek. Pardon, soruyorum aç sesini. Mustafa Kemal ilk defa tarih sahnesine nerede çıkmıştı? 31 Mart. Efendim? 31 Mart. Sesini açsaydım biraz. 31 Mart vakası. Bunu karıştırmayınız. İlk kez tarih sahnesine çıkış 31 Mart vakası. İlk askeri başarı ise Trablusgarp'ta, Derne ve Dobruk'ta. Bunu karıştırmayacaksınız. Buradaki ilk askeri başarısı bir başka yorumsal söylem olarak Mustafa Kemal'in ilk kez sömürgecile karşı savaşıdır aynı zamanda. Bu konuda en çok atılan olta Çanakkale'dir. Hayır. Çanakkale'den önce Trablusgarp'ta Mustafa Kemal Derne ve Doğrult'ta sömürgecile karşı İtalyan sömürgecine karşı savaşıyor kardeşim. Beyni bilirseniz Mustafa Kemal sol gözünden yaralanacak bu savaş esnasında ilk askeri savaşı ve bu savaşta İtalyan bombardımanı esnasında yakından düşen bir top mermisinin patlattığı bir bölgede bir kireç taşı gelip Mustafa Kemal'in gözüne çarpıyor. Bir ay kadar gözü bandajda kalacak. Az daha gözünü kaybedecek işte enfeksiyon, iltihap oluşması nedeniyle. Doktorların tüm ısrarına rağmen cepheyi terk etmeyecek. Cephe hattında tedavisi devam edecektir. Ve hatta bakın Mustafa Kemal'in fotoğraflarını gözünde hafiften bir şehlalı kalacak, hafiften bir görme kusuru da oluşacaktır. Hani bazı zerzavatlar der ya, Mustafa Kemal bu memlekete ne yaptı ki? Dakika bir gol, farkında mısınız? Adam ilk kez sahneye çıkıyor, savaş bağlamında ilk savaşını yapıyor ve burada sol gözünden yaralanıyor Mustafa Kemal kardeşim. Mustafa Kemal ne yaptı ki diyenlere kapak olsun diyorum ve Mustafa Kemal'in Derne Dobruk mücadelesi unutmayınız diye tembihliyorum sizlere. Bu şanlı direniş karşısında arkadaşlar İtalyanlar çok zora düşüş ummadıkları bir direnişle karşılaşıyorlar. Bunun üzerine İtalyanlar bizi savaşa, barışa zorlamak ve Trablusgarp'tan vazgeçmemizi sağlamak için 3 adım atacaklar. Haritaya dönmek isterim ben burada hemen. Bakın İtalyanlar bu devam ede gelen savaşta bizi barışa zorlamak için bakın ne yapıyorlar? Öncelikle şu Rodos ve 12 ada. Bu bölgeyi işgal ediyorlar. Bakın Rodos hemen benim dibim. Batı Anadolu'dan beni baskı altına alıp Trablusgarp'tan vazgeçmemi umuyorlar. Yine donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alıp bizim dünyayı açmamıza engel olmak istiyorlar. Yine şurada göstermemiş haritada Beyrut Osmanlı toprağı, Osmanlı limanı Beyrut'u vurarak bize ekonomik anlamda zarar vermek istiyorlar. Bu baskı sayesinde bizim Trablusgarp'tan vazgeçmemizi ve barış istememizi umuyorlar. Ama ben aslanlar gibi savaşmaya devam ediyorum. Tüm bu baskıya rağmen aslanlar gibi direnmeye devam ediyorum değerli kardeşler. Ne zamana kadar? Balkan Savaşı'na kadar. Birinci Balkan Savaşı patlayınca Osmanlı Devleti aynı anda hem Balkan'da hem Trablusgarp'ta savaşma gücüne ve yeteneğine maalesef sahip değil, barış demek zorunda kalıyor.
Trablusgarp'tan vazgeçmek zorunda kalıyor ve Trablusgarp Savaşı'nın sonucunda İtalyanlarla biz hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Hangi anlaşmayı imzalıyoruz kardeşim? 1912-15 Ekim'inde Lozan Antlaşması'nı imzalıyoruz. Lozan. Birinci Lozan. Bugün piyasada yer alan bilgi kirliliğinin temel nedeni budur. Adaları biz Lozan'da kaybettik falan filan tantanası yapan cahiller var ya, aslında çok haksız değiller. Bu anlaşma imzalandığı zaman Lozan adıyla anılıyor. Bu anlaşma İsviçre'nin Lozan şehrinin Uşi şatosunda imzalanıyor. Genelde anlaşmalar şehirden, yerden adını alır ya. O yüzden biz Lozan diyeceğiz buna. Ama daha sonra 1923 o bizim meşhur Lozan'la karışmaya başlayınca bunun adını Lozan diye kullanmayacağız. Uşi diye anlatmaya başlayacağız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o bilgi kirliliğinin temel nedeni bu cehalettir kardeşim. Bunu genel kültür bakımından sizle paylaşıyorum. Bu anlaşmanın orijinal adı Lozan'dır. Bizim o meşhur Lozan'ımıza karıştığı için daha sonra imzalandığı şatoyu isim olarak kullanacağız. Uşi Anlaşması diye anlatmaya başlayacağız bu anlaşmayı kardeş. Ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti evet Trablusgarp ve Bingazi'den vazgeçiyor. Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybediyor. Avrupa, Asya, Afrika, üç kıtada toprağı olan devlet özelliğini yitiriyoruz Uşi Anlaşması'yla. Hemen diyorum ki bölge halkı dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacak. Pardon, buna benzer bir başka antlaşma ve madde hatırlıyor musunuz? Halkın dini kaynağı. Küçük kaynağı olması. Başka bir anlaşma hatırlayan var mı Osmanlı tarihinde? Küçük kaynarca Kırım. Küçük kaynarca Kırım. Teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Küçük kaynarcayı Allah aşkına beraber düşünün, hatırlayın diyorum. Küçük kaynarca ve Uşi Antlaşması aynı maddeyi ihtiva etmekte. Osmanlı Devleti dış politikada dini halifeli kullanıyor burada. Bölge halkı bize bağlı olacak ama biz pek takan da yok. Halifeyi takan da yok kesinlikle bilginize. Sen halifelik makamını bugün gözünde çok büyütüyorsun. Bu dönemde halifeyi takan yok kardeşim. Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp İtalya aldı. Vatana memlekete hayırlı olsun. O yüzden bizi barışa zorlamak için işgal etmiş olduğu Rodos ve 12 adayı Osmanlı'ya iade ediyor. Rodos 12 adayı Osmanlı'ya iade ediyor. Osmanlı diyor ki, ah İtalya eyvallah gözüm sağlısın sağlısın ama gözünü seveyim ya sana zahmet. Rodos 12 ada emaneten sende dursun şimdilik. Balkan savaşları sona erince Rodos ve 12 adayı senden geri alalım. Bunu ben önerdim. Geri zekalıyım çünkü. Bunu ben önerdim. Lan vatan toprağı ellaleme emanet edilir mi? Neymiş efendim? Balkan Harbi'nde Yunan donanmasına karşı ben savaş savunamaz. Donanmam yok ya. Savunamazmışım bu adaları. O yüzden İtalyanlar da dursun. Yunanlılar İtalyanlar dalamaz zaten. Savaş bitince de İtalyanlardan alırım ben. Ne kadar zeki, tam bir sivri zeka. Balkan Harbi biter, çat arkasından Dünya Savaşı başlar. Osmanlı bir tarafta, İtalya karşı tarafta. Ve İtalya, Osmanlı'ya bir bardak soğuk su gönderir. Rodos'u 12 adayı ilhak ettiğini, topraklarını kattığını ilan eder kardeşim. Ben de aptalıma yanarım. Sen de çıkıp ama Lozan şöyle, Lozan böyle diye işkembe kübradan bol bol sıyırırsın kardeşim. Allah aşkına.
bu aptallığa imza atan lütfen Osmanlı'ya da söveceksen Lozan'a Osmanlı'ya söv bunun yanında. Ne diyeyim yani? Adam bana adaları iade ediyor. Ben emaneten sende dursun diye bir sivri zekalık yapıyorum maalesef ki değerli kardeşler. Ve bir daha o adalar geriye gelmedi. Gelmedi kardeş. Unutmayın bunu. Rodos 12 adayı ben Uşi Antlaşması'yla geçici de olsa kaybettim abi. Tamam mı? İtalyanları bıraktım ve bir daha gelmedi. Bir daha gelmedi. Lozan'da ben bu durumu onaylamak durumunda kalacağım. Bunun için Lozan'a söveceksen bir kez daha söylüyorum. Bu dönem Osmanlı'sına lütfen söv. Tamam mı kardeş? Bunu da söyleyeyim ben sana. Kurtuluş Savaşı'nda benim donanmam mı vardı? Ben nasıl kurtaracağım bu adaları? Sivrizekalık yapmayayım mı Allah aşkına ya? Hangi donanmayla kurtaracağım ben bu adaları? Gözünü seveyim. O yüzden Osmanlı'nın yaptığı hataları Cumhuriyet'e, Lozan'a, Kurtuluş Savaşı'na bağlamaktan vazgeçiniyorum. Peki hocam ne oldu bu adalar daha sonra? İkinci Dünya Savaşı'nda. İtalya, Mussolini falan konuşacağız biliyorsunuzdur. Almanlarla beraber savaşacak ve mağlup olacak ve bu adalar İtalya'dan alınacak, Yunanistan'a bırakılacak ve günümüz konjonktürü ortaya çıkacak. Rodos 12 adı bugün biliyorsunuz Yunanistan toprağıdır. Kısa bir özet. Uşi Antlaşması'yla geçici bir şekilde İtalyanlara bıraktım. İtalyanlar Birinci Dünya Savaşı'nda adalar benim dedi. Bunu ben hukuken Lozan'da onaylamak durumunda kaldım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise adalar Yunanistan'a bırakıldı. Rodos 12 adanın tarihsel hikayesi bu şekilde kardeş, bilginize diyorum. Onun dışında önermiyorum ben, takılmayın ya. Bu GKT ötesi bir mevzu. İlk uçak, hatta ilk İtalyan pilot Cavatti adına bir elemanmış. Hatta bizimkiler ilk defa bu savaşta uçak düşürecek. Dünya tarihinde ilk defa uçak düşüren bizimkiler Trafalgar Savaşı'nda tüfekle İtalyan uçağına ateş edecekler ve bir İtalyan uçağı düşürecekler ama bunlar ne bileyim ya. Biraz detay anlamsız gibi geliyor bana. Bunun yanında Trafalgar'ın duyunu umumiyeye olan borçlarını da Uşi Antlaşması'yla beraber İtalya üstlenecekmiş değerli kardeşler. Canlar, Trabluskarp'la ilgili olarak, evet, hızlıca toparladığımızda, evet şu şablon, savaşın nedenleri burada saklı, tamam kardeşim? Niye asker gönderemedik? Önemli olabilir. Direniş savaşı mantığımız ve Ahmet Şerif Senusi'ye dikkat. Mustafa Kemal'e çok dikkat, çok dikkat. Bizi barışa zorlamak için atılan adımlar ilginç olabilir ve Uşi Antlaşması. Uşi Antlaşması. Trabluskarp'a iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Güncele bağlanabilecek olan bir husus olması hasebiyle değerli kardeşler. Trabluskarp'la ilgili ya hocam ya diyecek olan varsa buyursun. Yoksa benim en gıcık olduğum, beni en çok sinir eden savaşa Balkan Savaşı'na bir başlayalım. Birinci Balkan'ı konuşalım bakalım zaman var. Şu karikatür dönem Batı medyasında yer alan bir karikatürdür. Osmanlı'yı dört Balkan devleti evire çevire dövüyor. Kim onlar? Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ. Karadağ bak ya. Bak kimler bunlar? Bak kim bunlar? Bulgaristan az önce 2. Meşrutiyet'te 1908'de bağımsız oldu. 1912'de beni öpecek. Yunanistan 400-500 yıl boyunca Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan bu halklar şimdi Osmanlı'yı evire çevire dövüyor kardeşim. O yüzden benim çok ağrıma gider. Peki hocam dertleri ne bu şerefsizlerin? Savaşın temel nedeni kesinlikle ve kesinlikle minnetçilik diyebiliriz. Minnetçilik diyebiliriz. Şöyle ki bu halklar Osmanlı coğrafyasında yaşayan halkları, Yunan, Rumlu, Bulgarlar, Bulgarları,
Osmanlı'dan kurtarma arzusundaymışlar. Yine bununla bağlantılı panslavizm, Rusya'nın panslavizm politikası, malum Karadağ'ı, Sırbistan'ı, Bulgarları ve Yunanları etkiler, öyle değil mi? Panslavizm fikrinin etkisiyle Slav kökenli olan Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar Osmanlı'ya dalacaklar. Panslavizm etkisiyle Slav kökenli olan Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar Osmanlı'ya dalacaklar. Panslavizmin etkisiyle Slav kökenli olan Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Karadağlılar Osmanlı'ya dalacaklar. Yunanlılar Panslavizm değil miydi? Yunanlılar Slav değil miydi? Değildi, evet. Onlar. Ah, helal olsun size. Kutluyorum. Aferin. Tabii ki milliyetçilik etkili. Ama Panslavizm dediğimiz zaman sadece Bulgarı, Sırbı, Karadağlısınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu oltaya kurban gitmeyeyim diyorum. Bunun dışında şark meselesi hatırlayan var mı? Şark meselesi ilk defa 1815 Viyana Kongresi. Viyana, süpersiniz. Viyana Kongresi'nde ilk defa gündeme geliyordu. Osmanlı Avrupa'dan, Balkanlardan atma amacıydı şark meselesi. İşte bu devletler bu amaçla kullanılacak Osmanlı'yı Balkanlardan atmak isteyecekler. Tabii şu da araya belki eklenebilir mantıken, Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'nin güçsüzlüğü, öyle değil mi, ne olursa olsun o güçsüzlük bu Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı cesaretlendirdi kardeşim. Ve Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş ilanıyla birinci Balkan Savaşı başlayacak kardeş. Bu savaş başlar başlamaz ise Balkanlarda Müslüman bir azınlık olan Arnavutluk biraz durumdan istifade edecek ve bağımsızlığını ilan edecek ki Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti olacak Arnavutluk. Bana hatırlatır mısınız? Osmanlı'da ilk ayrılan azınlık hangisiydi? İlk ayrılan. Bir de ilk isyan eden vardı. Yunanistan. İlk isyan eden Sırplar idi. Son ayrılan da kimmiş? Arnavutmuş. Buna dikkat etmenizi önerdim kardeşim. Osmanlı Devleti bu savaşta kesinlikle ağır bir mağlubiyet alacak. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Hiçbir varlık gösteremeyecek ya. Hiçbir varlık gösteremeyecek. Bakın. Şurada bunlar Selanik. Şurada derken sen onu görmüyorsun ki. Şurada yer alan Selanik şehrini Osmanlı savaş yapmadan Yunan'a teslim edecek. Bulgarların saldırılarıyla Osmanlı'nın Balkanlarla bağı kopacak. İşte şurada yer alan Arnavutluk da bu durumda bağımsızlığını ilan edecek ve Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyete boyun eğecek. Ekim'de başlayan bu savaş karşısında Kasım ve Aralık bandında Osmanlı Devleti 2 ay içerisinde ben teslimim diyecek. Hiçbir varlık gösteremeyen Osmanlı teslim olacak ve Londra Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalacak arkadaşlar. Ben senden Londra Anlaşması'na çok takılmanı istemeyeceğim. Çünkü bu yalan olacak zaten. Tamam mı? Londra Anlaşması yalan olacak. Biraz sonra 2. Balkan Savaşı başlayacak. Tamam mı? O yüzden bu yalan olacak. Sadece 1. Balkan'ı bitiren anlaşma hangisi? Londra. Bunu hatırla. Harita üzerinden kaba taslak bir bakmanı istiyorum. Bu anlaşmayla bakın çok çıkar sorularda Karadeniz sahilinde Midye. Ege sahilinde Enes muhiti. Midye Enes arası bir hat çiziliyor. Bu hattın batısındaki tüm topraklarını Osmanlı kaybediyor bakın. Bulgarlara bırakılan bölgeyi görüyorsunuz. Sırplara bırakılan yer, Arnavutluk bağımsız oldu, Karadağ bırakılan yer,
Yunan'a bırakılan yer, hatta Ege Adaları, Ege Adaları büyük devletler daha sonra karar versin şartıyla akabinde Yunanistan'a terk edilecek kardeşim. Girit'in az önce andık Yunanistan'a ait olduğunu burada kuvvetmek zorunda kalacağım. Yani maddesel bazda buna çok takılmayın ama Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığı bir anlamda sona erecektir Londra Anlaşması birlikte. Bakın niye takılmayın diyor ve haritayı kullanıyorum. İkinci Balkan'ı konuşunca Balkan Harbi'nde kaybedilen toprakları sizin gözünüze sokacağım. Ben onu istiyorum sizden. Birinci Balkan'da ne vardı? İkinci Balkan'da nereyi kaybettik? Bu ayrıma takılmayın. Tamam mı? O yüzden şu an sadece Midyeniz hattını görüyorsunuz. Bu hattının batısındaki tüm topraklarını Osmanlı kaybediyor. Birinci Balkan Savaşı'yla Londra Anlaşması'yla birlikte. Bunu hatırlamanı isteyeceğim sevgili kardeşim. Tamam mı canlar? Tek tek maddesel anlamda buna takılmayın diyorum. Şimdi bu arada bir iç politik gelişme var. Baba Ali baskını lütfen kulak dolgun olsun diyorum değerli kardeşlerim. Niye? Bu bir hükümet darbesi. Bu bir hükümet darbesi. Bu bir hükümet darbesi. Ya hükümet darbesi kesinlikle rejimle alıp veremediği yok. Meşrutiyet rejimi içerisindeki mevcut takım ismine Kamil Paşa hükümetini Balkan Savaşı'nın yenilgisinin sorumlusu olarak gösterecek İttihat Terakki Cemiyeti ve hükümet toplantı halindeyken bir baskın yaparak kardeşim sürece efendime söyleyeyim hükümete son verecekler. Hükümete son verecekler kardeşim. Kim o? Şu gördüğünüz Enver Paşa mesela. Enver Paşa, Enver Bey liderliğinde yapılan bir hükümet darbesi olacak Babali baskını. Takılma, istifa eden Kamil Paşa'nın yerine ise İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden olan Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa hükümete girecek. Geçin bunu dert eylemeyin ama Babali baskınının 1. Balkan Savaşı'nın son demleriyle 2. Balkan Savaşı'nın arasında 1. Balkan Savaşı'nın son demleriyle 2. Balkan Savaşı'nın arasında bir darbe olduğunu, Osmanlı Devleti'nde bir hükümet darbesi, hükümet baskını olduğunu hatırlayın. Ne zaman? 1. Balkan'ın sonlarıyla 2. Balkan'ın arasında kronolojik anlamda bunu yabana atmayın diyorum. Çıkmış sınav sorularımız var kardeşim. Ve bu darbeyle bizi 1. Dünya Savaşı'na sürükleyecek olan iktidar yani Enver, Cemal, Talat üçlüsü İttihat Terakki iktidarı iş başına gelmiş olacak değerli kardeşlerim. Bunu atlamayın. O yüzden Babali baskını atlamayın. Bunu bilmenizi istirham ediyorum değerli kardeşlerim. Kapatıyorum parantezi. Bu Babali baskının akabinde ise hemen 2. Balkan Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Evet canlar. 2. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı, 1. Balkan Savaşı Londra Antlaşması'yla sona ermişti. Ama Londra Antlaşması'ndan hemen 3 gün sonra 2. Balkan Savaşı başlayacak ki bunu kesinlikle ve kesinlikle bir miras kavgası diye hatırlayacaksınız. Hatırlayın haritayı az önce Osmanlı Devleti'nin topraklarından aslan payını Bulgarlar almıştı. Bulgarlar. Ve buna karşı vay efendim sen aslan payını aldım diye Osmanlı Devleti'nden o aslan payını alan Bulgarlara karşı diğer Balkan devletleri harekete geçecek. Yunanistan ve Sırbistan özellikle Bulgarlara karşı bir işbirliği geliştiriyorlar. O ara eşantiyondan çıkan bir devlet çok defa soruldu. Romanya, Romanya, Romanya. Birinci Balkan'da olmayan sadece 2. Balkan Savaşı'na katılan devlet Romanya soruldu. Romanya'yı atlamayın kardeşim.
Benim başım kel mi? Ben de fırsattan istifade edeceğim ve Bulgaristan'a ben de dalacağım. İkinci Balkan Harbi'nde değerli kardeşler. İkinci Balkan Harbi'nde. Ama şöyle değerlendirmeyin. Biz şu devletlerle beraber askeri ittifak yapmadık. Bunu şöyle değerlendireceksiniz. Bulgarların zora düştüğü bu ortamdan yararlanıp Edirne'yi, Kırklareli'yi Bulgarlardan geri almak için ben de bu savaşa dahil olacağım değerli kardeşim. Allah aşkına haritayı görüyorsunuz. Haritayı görüyorsunuz. Midyen'e sattığını görüyorsun. Gözüne gözüne girsin. Edirne ve Kırklareli'yi ben 1. Balkan Savaşı'nda Bulgarlara kaptırmıştım. Ahan da bu Edirne ve Kırklareli'yi geri alabilmek için 2. Balkan Savaşı'na Osmanlı Devleti dahil olacaktır. Tabii 4 cihetten saldırıya uğrayan Bulgarlar ağır bir mağlubiyet alacak ve Bulgaristan 2. Balkan Savaşı'nın sonunda barış istemek zorunda kalacak değerli kardeşlerim. Bu kapsamda bakın bazı anlaşmalar var. Bunlara dikkat etmeni isteyeceğim. Şöyle ki. Kardeş, 1. Balkan Savaşı'nın sonunda imzalanan Londra Anlaşması yalan oldu. Evet, 2. Balkan Savaşı çıktı ya, bu yalan oldu. İşte bunun yerine Balkan devletleri kendi arasında hangi anlaşma yapacak? Bükreş Antlaşması'nı yapacak. Ve bu Bükreş Antlaşması'nda Osmanlı Devleti yok. Olması zaten gerek yok. Adamlar benden alacağını almıştı. Ben bunu Londra'yla kabul ettim. Balkanlardan ben çekildim. O çekildiğim coğrafyayı bir daha paylaşmak için aralarında 2. Balkan'dan sonra Bükreş Antlaşması'nı yapıyorlar. O yüzden benim burada bulunmama zaten gerek yok. Ben ne yapacağım? Osmanlı Devleti ise görüyorsunuz bakın Bulgaristan'la ikili anlaşma, İstanbul Anlaşması, Yunanistan'la ikili anlaşma, Atina Anlaşması, Sırbistan'la ayrı bir ikili anlaşma, İstanbul, Karadağ'la ayrı bir anlaşma, İstanbul anlaşmalarını yapacağım arkadaşlarım. Ne demek ikili anlaşma? İki devletim beraber kafa kafaya vererek yaptığı anlaşmadır. Bükreş mesela çoklu anlaşma, uluslararası bir anlaşma. Ama İstanbul, Atina ve diğer İstanbul anlaşmaları ikili, iki devletin karşı karşıya gelerek yaptığı anlaşmalardır değerli kardeşler. Ve bu anlaşmalarda haritayı biraz sonra göreceğiz. Sınır düzenlemesi bir tek Bulgaristan olacak açıkçası. Bulgaristan olacak. Çünkü Edirne ve Kırklareli'yi geri aldığımız için yeniden bir sınır düzenlemesi olacak burada ama Yunanistan'la ekstra bir sınır düzenlemesi yok. Sırbistan'la Karadağ'la ekstra sınır düzenlemesi yok. Sınırım yok çünkü. Sınırım yok bu devletlerle. O zaman bu devletlerle ekseriyetle benim yaptığım husus ne olacak? Bu devletlerde, bu coğrafyada, Balkanlarda kalan soydaşlarımın azınlık haklarını koruma altına alacağım değerli kardeşlerim. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Bugün Bulgaristan'da 1 milyon civarında soydaşım var. Çatır çatır Türkçe konuşuyorlar. Çatır çatır İslami yaşıyorlar. Yunanistan'da 250 bin kadar soydaşım var. Çatır çatır Türkçe konuşuyor. Çatır çatır İslami yaşıyorlar değerli kardeşlerim. Bunun temel nedeni işte burada saklıdır. Balkan savaşlarından sonra yapılan bu ikili anlaşmalarda biz azınlık haklarını, dilini, dinini kullanabilme, koruyabilme imkanını güvence altına alacağız arkadaşlarım. Ve burada çok güzel bir soru, bu hamle yaparken, bu anlaşmaları hazırlarken Osmanlı Devleti hangi fikir akımın etkisiyle hareket etmiş olabilir? Tabii ki Türkçülük. Türkçülük. Buna dikkat. Dönem zaten İttihat Terakki dönemi. İttihat Terakki biliyorsunuz Türkçü bir fikriyata sahiptir. Ve biz Balkanlarda, Yunanistan'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da kalan soydaşlarımızın haklarını korurken Türkçülüğün etkisiyle hareket etmişiz. Azınlıkların, soydaşlarımızın haklarını koruma altına almak yoluyla kardeşim. Bunun atlanmamasını istirham ediyorum. Ve lütfen
Balkan Savaşı'nın genel sonuçlarıyla ilgili olarak Samba kodunu muhtemelen hatırlarsınız. Birinci Balkan, ikinci Balkan diye ayırmayacağım ben. Bazen yaprak testler bunu ayırabiliyor. Hadi, hadi, hadi. Sen Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları hatırla. O da Samba. Samba yaparak belki hatırlayabilirsin. Neresi Samba? Selanik kardeşim. Neresi? Arnavutluk kardeşim. Neresi? Makedonya kardeşim. Neresi? Batı Trakya. Neresi? Adalar. Adalar, adalar kardeş. Adalar, adalar. Gençler, Allah aşkına, Allah aşkına bu kodu hatırlayınız. Ve lütfen ve lütfen, lütfen ve lütfen ekrana bak. Coğrafya fakiri olmayın. Ekrana bakın, ekrana bakın. Coğrafya fakiri olmayın kardeş. Neresi Trakya? Neresi Trakya? Neresi Trakya? Anında bak, Trakya karşında canım. Trakya karşında. Trakya tam 2000'lere kadar dayanan bir mazi. Türk olduğu iddia edilen bir Trak kavmi. O Trak kavminin ülkesi demektir Trakya. Neresi Trakya? Gözüne girsin. Kuzey Trakya, Batı Trakya ve Doğu Trakya diye bugün ayırmışız bak. Kuzey Trakya bugün hangi devletin çatısı altında? Bulgaristan. Batı Trakya bugün Yunanistan toprağı, Doğu Trakya ise malum Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Ben Balkan Harbi'nde Batı Trakya'yı kaybettim. Balkan Harbi'nde. Birinci Balkan'da Doğu Trakya'yı da kaybetmiştim. İkinci Balkan'da Doğu Trakya'yı geriye aldım. Edirne'yi Enver Paşa'mız komutasındaki birlikler geri alacak ve Edirne Fatihi Enver Paşa diye anacağız onu. İkinci Balkan Savaşı'nda Doğu Trakya'yı, Edirne'yi, Kırklareli'yi geriye aldım. O yüzden Balkan Savaşı'nda kaybettiğim topraklar arasında Doğu Trakya olamaz. Değil mi kardeş? Aman dikkat diyorum. Bunun yanında şu Batı Trakya'yı gözüne sokmak istiyorum değerli kardeşim. Bakın bu sorularda bazen yanlış kullanılabiliyor. Bugün Batı Trakya dediğimiz coğrafya, İskeçe bak görüyorsun, Yunanistan toprağı bunlar, Gümüncine ve Dede Ağaç. Şurada Dimetoka denilen bir bölüm var. Dimetoka denilen bir vilayet var yine bakın. Şurası aslında Dimetoka Balkan Savaşları'nda bizimdi. Birinci Dünya Savaşı'nda bu Dimetoka'yı biz Bulgarlara bırakacağız. Yanımıza savaşa katılsın diye anacağım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu Batı Trakya'yı alacaklar Bulgarlardan, Yunanlara verecekler. Ve bugün Batı Trakya Yunanistan toprağıdır. İskeçe, Gümüncine, Dede Ağaç net hatırlansın. Dimetoka kulak dolgun olabilir. Ben niye takıkım buraya biliyor musun? Sorular bazen yanlış bir şekilde Selanik'i Batı Trakya'da gösterebiliyor. Bak yazdım bak, Selanik nerede? Tanrısının gözünde. Burası Makedonya diye geçen bir coğrafya. Burayı göstereceğim şimdi size yine. Bir de şurada Kavala diye o meşhur kurabiye var ya, hani sizler biliyorum bu korona tantanasından dolayı benim 24 Mart'ta doğum günümü kutlayamadınız. Bunun ezikliğini hissediyorsunuz. İnşallah kuruma döndüğümüzde bir doğum günü partisi vereceksiniz bana. Orada kızlarımın yapacağı o kavala kurabiyesi var ya, o meşhur kavala kurabiyesi. Aha buradan geliyor kardeşim. Batı Trakya değil bak gördüğün üzere. Şurada daha büyük harita bak. Kavala burası, Selanik daha aşağı. O yüzden bazen sorular yanlışlıkla Selanik'i Batı Trakya'da gösterebiliyorlar. Kesinlikle hayır. Selanik nerede? Selanik Makedonya diye andığımız şu bölgede. Makedonya bak görüyor musun haritada? Burası Makedonya'dır. Makedonya'nın bir kısmı bugün Bulgar toprağı malum. Orta Doğu Makedonya Yunanistan toprağı, şurada ise bugün bağımsız bir Makedonya Cumhuriyeti vardır kardeşim. Makedonya Cumhuriyeti.
Makedonya da bir coğrafya adıdır. Bugün Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan tarafından paylaşılan bir bölgedir. Selanik'te görüyorsunuz. Neredeymiş o zaman? Makedonya'da. Batı Trakya'da değil. Selanik Batı Trakya'da mı hocam diye bana soranın an itibariyle saçını başını yolarım. Selanik Batı Trakya'da değil. Batı Trakya'da İskeçe var. Gümüncine var, Dede Ağaç var. Niye takıksın? Sorular yanlış yazıyor. Niye takıksın? Lozan'da çıkacak karşıma. Lozan'da çıkacak karşıma. Canım. Ona göre dikkat etmeni istirham ettim sevgili kardeşlerim. Canlar. Canlar. Devam edecek olursak Balkan savaşlarıyla ilgili olarak evet. Yani günümüz Batı sınırının önemli ölçüde Meriç Nehri esas olmak üzere Balkan savaşlarıyla beraber ortaya çıktı söyleyebiliriz. Yine Balkanlarda kalan soydaşlarımızın dönem dönem hakları ihlal edilebiliyor. Özellikle Yunanistanlarımızda dönem dönem bir Batı Trakya problemi yaşanabiliyor kardeş. Babali baskınlandık az önce. Bu savaşta birlikte 100 bin civarında soydaşımızın soykırıma uğraması. Yüz binlerce soydaşın Anadolu'ya göç etmek zorunda kalması, halkta, coğrafyada, Anadolu'da Türkçülüğün etkinlik kazanmasına neden olacaktır. Bu savaşlarda İngiltere'nin, Rusya'nın bize pislik yapmış olması, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasına neden olacak ki, bunun hemen devamı zaten az sonra Birinci Dünya Savaşı olacak malumu haliniz. Balkan savaşlarının genel sonuçlarını Allah aşkına atlamayın diyorum. Özellikle kaybettiğiniz coğrafyalar kapsamında değerli kardeşler. Harita karşınızda. Evet, öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası karşınızda değerli kardeşlerim. Evet bakın ben nereyi kaybettim? Görüyor musun bak? Ali Batı Trakya. Balkan Harbi'ne kime aitmiş? Bulgarlara aitmiş. Burayı alacaklar 1. Dünya Savaşı'nda Bulgarlardan alıp Yunan'a bırakacaklar kardeşim. Bakın nereyi kaybettim? Şu Makedonya bölgesini kaybettim gördüğün gibi. Arnavutluk bağımsız oldu. Hakeza adalar elimizden çıkıp gidecek. Maalesef ki Balkan Savaşları nihayetinde değerli kardeşlerim. Harita. Coğrafya fakiri olmayın kardeş. Coğrafya fakiri olmayın. Burada son bir mevzu. Hemen buna bakalım. Birkaç dakika kaldı galiba. Bir taraftan da saate bakıyorum ben. Balkan savaşlarında bu rezaletin nedenine. Evet bu konuda kardeş. Üç temel mevzu var. Evet maalesef ki ordunun siyasete bulaşması. Mektepli alaylı kavgası, mektepli subaylar daha çok İttihat Terakki Cemiyeti yanlısı, modernite meşrutiyet diyen subaylar. Alaylı subaylar ise daha çok saltanat, monarşi yanlısı subaylar. Bu subaylar arasındaki rekabet, birbirlerinin emrini dahi dinlemeyen bu subaylar arasındaki rekabet, Balkan Harbi'nin kaybedilmesinin temel nedeni olacaktır. Ordu, cami, eğitim kurumu, birlik ve beraberliğin sağlandığı üç müessesedir. Bu müesseselerde eğer ki siyaset fitne devreye girer ise o toplum iflah olmaz değerli kardeşler. İflah olmaz ve maalesef Osmanlı Devleti bunu yaşadı. Ordunun siyasete bulaşmış olması bu savaşın kaybedilmesinin temel nedenidir. Ordu'da yapılan bir gençleştirme operasyonu var. Yerinde bir operasyon ama zamanlama çok kötü. Balkan savaşlarından hemen önce 75 bin kadar asker Balkanlarda evine gönderiyor. O personel eksikliğini ben tamamlayamadan savaş başlayacak ki Osmanlı rezil rüsva olacak. Hakeza lojistik ikmalin adam akıl yapılamaması. Mehmetçi cepheye göndermek kolay, istikamet Edirne, ileri dersin, Mehmetçi gider. Ama onun peşinden aşınını, silahını, cephanesini gönderemezsin sen kardeşim.
O Mehmetçik savaşamaz orada, savaşamaz. O yüzden mektepli vali kavgası, personel eksikliği geçirme operasyonu, lojistik ikmalin yapılamamış olmasını hatırlayın diyorum bu savaşın kaybedilmesinin temel nedenleri bağlamında değerli kardeşler, değerli kardeşler.